hediye alırken herkesin zorlandığı bir gerçek. Peki hediye alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği sorusunun cevabı şimdi ekranlarınızda. Birçoğumuz için hediye seçmek zevkli bir olaydan çıkıp sıkıntılı bir hale dönüşebiliyor. Ben de bu yüzden alışveriş ve hediye danışmanı Atilla Mutlu'yla beraberim. Atilla Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Hediye alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bence biraz emek sarf etmek ve doğru hediyeyi, yani onun eksik olan bir şeyini bulmak tarafında gittiğimiz zaman biraz sıkıntıya düşüyoruz. Farklı bir şey. İlle bir ürün, ille bir aksesuar şeklinde aslında gitmemek lazım. Tabii bir kadına alındığı takdirde hediye daha basit, daha kolay, daha fazla seçenek var. Ama erkek için bu seçenekler azalıyor. Peki erkeklere özellikle hediye alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler alabiliriz? Üzerinizde mesela bir kolye görüyorum. Kolyeyi de çok fazla aslında erkekler aksesuara düşkün değiller. Ama karşınızdaki kişiyi tanıyorsanız, aksesuar sevdiğini biliyorsanız kolye de tercih edebilirsiniz. Mesela son 5 yıl içerisinde erkekler artık aksesuar kullanır oldu. Hani bileklik, yüzük, tespih. Mesela biraz da kalıcı bir şey olması, yani ille kullanması değil de evinin bir köşesinde kalabilecek bir obje gibi bir şey. Yani adına özel bir şey olabilir. Bu tarz şeyler detaylandırılabilir. Mesela bir kupa. Bana göre çok maneviyatı yüksek bir hediye. Neden? Çünkü kişi ofiste o kupayla sürekli çayını ve kahvesini içiyor. Ve her eline aldığı zaman da o kişi aklına geliyor. Ama bu kupayı ya bu kadar ucuz bir hediye falan düşüncesinde insanlar tercih etmiyorlar. Kadına en doğru hediyeyi de alsak, bu istisnalar için konuşmuyorum, en doğru hediyeyi de alsak, o kişi gider, değişim kartıyla bak, mağazayı komple search eder, bakar, ne alınmış, ne kadar alınmış, daha iyi bir şey var mı, yoksa o hediyeye gelirler. Kadın değiştirir, erkek değiştirmez. En önemli şey, rakamla alakalı, yani fiyatla alakalı çok yukarı çıkmamakta fayda var. En büyük tavsiyem. Aslında pahalı bir hediye aldığımızda güzel bir hediye aldığımızı düşünüyoruz. Aslında ama çok yanlış. Karşı tarafı gelebilir. Karşı taraf da size o hediyeyi tekrarında vermek isteyebilir. O fiyatlarda, o bağlamda şey yapılabilir. Burada bir güç gösterisi olmasındansa kişiyi tebessüm ettirebilmek. Paketin güzel olması önemli. Değil mi? Görsel olarak ilk baktığınızda. Tabii ilk intiba. Ya paketin iyi görünmesi her zaman için iyi. Biz mesela firmalarda kurumsal hediyeler yaptığımız takdirde de firmaların seçmeleri paketlerle ilgili seçimler de yapıldığını biliyoruz. İyi bir hediye paketi kişiyi daha çok şey yapabilir. Yani sıradan pahalanmış bir şey. Eğer siz kendiniz o içindeki hediyeyi kendi ellerinizle yaptıysanız o da başka bir şey. Burada da çok güzel şeyler gözüküyor. Bu arada Atilla Bey aynı zamanda alışveriş danışmanı da. Alışveriş dediğimiz şey rahatlamadır, okey. Ama çok iyi hissettiğiniz zaman, kendinizi iyi hissettiğiniz zaman alışveriş çıkmanızdan yanayım. Ve beğendiğiniz bir triko gerçekten evdekiyle uyar ya da danışmanın size şunu söylemesi cinle çok güzel olur deyip kolay bir şeyi aldırma kısmı bence yine kenarda beklemesine sebep oluyor. Eminim ki bugün bizi dinleyen birçok insanın evde etiketi sallanan, dolap bekleyen birçok ürünü vardır. Ayakkabınıza, çantanıza, aksesuarınıza para harcayabilirsiniz. Çünkü bunlar kıyafetlerle değiştikçe o ayakkabı ve o çanta ya da o mont, o dış giyim başka bir kıyafetle giyindiği zaman aynı hissiyatını vermeyecektir. O yüzden de daha kolaylaştırır. Eğer bir şeyi çok beğendiyseniz mutlaka o mağazada onun altına kombinle arayın. Tek parça aldıklarınız hep bekler. Kolay parçalar değilse. Çok teşekkür ediyorum Atilla Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bugün hediye ve alışveriş danışmanı Atilla Bey ile birlikteydik. Umarım vermiş olduğu tavsiyeler işinize yarar. Görüşmek üzere.